Efendim bu William Tell'in kullandığı bir şey vardı ya, ok. Evet. Böyle hani böyle basmalı ok. Evet. Onun ismi neydi? Bilmiyorum. Yapma be. Geçtim. Çok lazım ama. Bilmiyorum. Yani izledin mi peki sen onu? İzlemedim de bilmiyorum. Böyle. Böyle pişik bir basıyordu, gidiyordu. Tamam. Çok zahmet oldu sana. Müzik ruhun gıdasıdır. Tonga da İsmail'in gıdası. Tonga olmadıkça İsmail rahat edemez. Bu sefer de müziğin ahenkli yoluna girdi. Kurbanını tongalamanın peşinde. İşte müzikal sayılmasa da müzikli bir tonga. Kışakırı dama gel bana gel. Evet, işte kusura bakmayın, siz şarkı arasında girdiğiniz için size kağıt vermedim. Siz de bir kağıt şey yapalım, sözleri alalım. Siz de şey yapın, evet. İsminiz ne diyeceğim? Ercan. 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 Ercan Bey lütfen şu koltuğa oturun. Ercan Bey, hiç müzikle alakalı bir çalışmanız oldu mu? Olmadı. Olmadı. Evet. Müzik hiç böyle şey ilgilenme, yani şöyle şarkı dinlemediniz mi? Aa, dinledim de. Demek yani ki ilgilenmezsiniz. Evet. Demek ki meraklısınız. Ha, bu bizim için önemli. Biz bu arkadaşlarla 6 aydır çalışıyoruz. Geçen sene yaptığımız gösteride Balkan Kupası'nı aldık Ercan Bey. İnşallah bu gösteride de yine Avrupa Kupası'nı ve Dünya Kupası'nı almayı hedefliyoruz. Şimdi o zaman yavaş yavaş alışmanız için Ercan Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Bu malum gitar tellidir, davul vurmalıdır. Saksafon neli çalgıdır? Nefesli. He, nefesli. Evet. He. Başka bir şey daha derler ona. Üflemeci. Bravo. Bravo. Demek ki hakikaten musikiyi kalbinizde, ruhunuzda hissediyorsun. Bravo. Evet, şimdi çok net çalabiliyor olmanıza gerek yok. Bir solo kısmı var gösterinin bir yerinde. Sizi orada kullanacağım daha çok. Kısacık bir şey. Sizi buraya alabilirsem lütfen bu gösterinin bir parçası olmanızı istiyorum. İnşallah bu sefer Avrupa Kupası'nı alacağız. İnşallah. Ondan sonraki senede belki de Dünya Kupası'nı alacağız. Can. Buyur Can. Ercan Bey'de herhalde ki bir şeyler var. Öyle bana geliyor. Bana da öyle geliyor. Var, bir şey var. Sağ ol. Ama çalamıyorsanız da mesela o dert etmeyin. Ben ona şey yaparım. Hani yapıyorlar ya bazı sanatçılar falan arkadan çalıyor da işte hani mikrofonla tutuyor da ağzını evet. Oynatıyor. Ne deniyor ona? Hatırlamıyorum. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Evet. Öyle yaparız biz de. Yani orijinal müzik arkadan geliyor falan. Yalnız burası biraz sert olacak. Sahneye böyle girerken şey olacak. Hani bir Kadir İnanır'ın bir filmi vardı, bir tiplemesi vardı hapishanede. Açılın, ben bilmem ne Ramazan diyordu. O ne? Tatar Ramazan. Onun gibi girmeniz gerekiyor evet. Burada, tamam mı? Biraz sert geri gelin. Sinirli bir tip ama sinirli tip o saksafonu çalmaya başladığı zaman yumuşuyor. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Dön etrafı. İçin için beni üzersin. Çok güzel. Güzel çaldınız, bravo. Harikasınız. Bu gösterinin bir kısmında, bir yerinde şey gibi durmanız lazım. O şey var ya hani tarlalarda böyle kargalar... Korkuluk gibi. Onun gibi durmanız lazım. Onun gibi duracaksınız. Elim açık, tamam. Eliniz açık olmasına gerek yok. Sadece onun gibi durun. Böyle duracaksınız. Böyle. Bir hava yakalayacağınızı hissediyorum. Buyurun. Baki Tuncer. Evet. İcra için geldik. Ne oluyor acaba? İcra mı? Sen işlemleri orada başla. Ne icrası? Ne icrası? 12 ay vadeyle spor araba almışsınız. Nedir? Kadro. Sıkıntı mı? Evet, arabanızın taksitlerinde 2 ay ödeme yapmışsınız. 2 ay? Evet. Kalan 9 ayda ödeme yok. Telefonda da konuştuk. Ben hepsini yaptım ödemeleri. Hepsini yaptım ben ödemeleri. Kusura bakmayın. O tehditkar havadan polis falan. Kusura bak. Gerek yok böyle. Bakın beyefendi, ben hepsini ödemelerimi hepsini yaptım. Beni ilgilendirmez. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Burada ders yapıyoruz. Hiç mi saygı olacak? Sanatçı kişinize istinaden de size yeterince zaman tanınmış. Belgelerde her şey geçiyor. Baki Tuncer değil mi? Evet, Baki Tuncer'im ama kusura bakmayın. Benim öyle bir şeyim yok, derdim yok. Ben her zaman parası öderim. Her zaman parası öderim. Bu şekilde suçluyorum. Şöyle arkadaşlar... Ben bana öğrencilerimin karşısında bana sahtekar damgası vuramazsınız. Ne yapıyorsunuz siz ya? Gayet doğal. Hukuki bir süreç. Ödemeye şimdi başlayabilirsiniz. Daha sonra başlayabilirsiniz. Saksafonu da alıyoruz. Saksafonu alamadık mı?
Evet beyefendi, bunu mahkemede görürsünüz siz. Mahkemede ne al, hepsini alın. Tamam, hepsini alın. Evet. Ödeseydiniz bunlarla uğraşmayayım diye. Alın hepsini. Bu zaten doğal bir süreç. Bunu bu kadar kafaya takıp... Mahkemede görüşürüz sizinle. Gidin, tamam. Al, öğrencilerini de al bari. Hep onları da al. Böyle kepazelik olmaz ki ya. Böyle kepazelik olmaz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hocam mahkeme yazısı olmadan böyle bir şey yapamazlar. Siz koyamazlar. Eski bankacısınız, siz bilirsiniz. Evet. El koyamazlar. Koyamazlar. Ben bunun mahkemede hesabı... Daha yoluyla gelmeleri lazım. Saydık, bunu da tamamlayayım. Efendim... Lütfen Hanım. Siz bu arkadaşınız vardı ya, niye gelmedi o? Bugün gelecekti hocam. Aidatını ödememiş. 2 aydır aidat ödemiyor. Haziran yok, Temmuz yok. Bak onun yüzünden bana icra geliyor. Siz kefil oldunuz. Kefilsek zararı karşılarız aslında. Kefil oldunuz, bunun parasını sen ödeyeceksin. Ercan Bey, kalkın bakayım o zaman. Madem öyle, gelin buraya. Gelin buraya. Biz bu işi böyle halledemeyeceksek hep beraber 3-5 bir şey toplayacağız. O köylerde toplarlar ya, hep beraber bir işte bir işin ucundan... İmece. Öyle yapacağız. Ödememi imece olarak halledeceğiz. Neden? Sizin ödemenizi ben yaptım zaten. Üçer beşer toplayacağız, ödeyeceğiz. Yoksa müzik öğrenemeyeceksin. Siz öğretemeyeceksiniz. Avrupa Şampiyonası'na oynuyoruz. Siz öğretemeyeceksiniz. Ben öğretemeyeceğim size. Başka bir öğretmenimiz gelecek, öğretecek. Başka bir öğretmenle alakası yok. Ben, bu işin tılsımı bende. Ben olmadan Balkan Kupası, Avrupa Kupası, Dünya Kupası yok. Biz bu paraları ödedik size. Siz karşılığını vereceksiniz bize. Bu parayı ödemiyorsan, o zaman madem öyle, ben sana 5 tane soru sordum. Bunlardan 4 tanesini bildin. Tonga'ya düştün, hayırlı olsun. Yeah.